Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere kışlık hazırlıkları ile geldim. Müthiş tarifler hazırladım. Yaz sebzelerini kışın da taze taze yemek için bu şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi zamanı, sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Müthiş lezzetli oluyor ve pratik oluyor arkadaşlar. Meze olarak, salata olarak yemeklerimizin yanında çeşit olarak hazırlayabilirsiniz. Çok da pratik oluyor. Evet, öncelikle tarifimize geçiyoruz. Bu patlıcanlar bostan patlıcanı arkadaşlar. Özel sipariş, üzerine Romanya'dan geldi. Evet, kullanacağımız miktarlar tamamıyla size kalmıştır. 10 kilo patlıcan aldım ben. Evet, öncelikle patlıcanlarımızı bu şekilde delerek 5-6 yerinden közlemeye koyuluyoruz. Mutlaka delmeliyiz. Aksi takdirde içi pişmez ve patlamaya sebep olabilir. Bu yüzden mutlaka birkaç yerinden delelim ve ocak kuralım. Ve közlenmiş ateşimizde patlıcanlarımızın dört tarafını çevirerek közleyelim. Patlıcanlarımız bir yandan közlenirken bir yandan da temizliğine geçtim. Video çekimi de yaptığım için çatal bıçak kullanmayı tercih ettim. Bu şekilde benim için çok daha kolay ve pratik oldu. Sizler dilerseniz direkt elinizle girebilirsiniz. Ben elimin is olmasını istemediğim için çatal bıçak yardımıyla çok güzel temizliğini yaptık. Bu arada eşim de bana yardım etti. Eşimin sayesinde çok daha çabuk bitmiş oldum. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız oldukça büyük olmasına rağmen çok güzel içi de piştiler. Evet, burada sizlere tekrar göstermek istiyorum. Önce 2'ye sonra 4'e kestiğimiz patlıcanlarımı bu şekilde yana çevirerek bıçak ve çatal yardımı ile çok kolay kabuğundan çıkardım ve temizledim. Biraz bekletirseniz daha çabuk çıkıyor. Evet, biberleri de közledik. Sarı biberlerimizi, kırmızı biberlerimizi, onları da aynı şekilde kabuklarını soyarak, içinin çekirdeğini çıkararak temizliğini yaptım. Ateşi yakmışken tabii mangal yapmak da olmazdı. Bir yandan da mangal yaptık ve yanına tabii ki hazırladığım közlenmiş patlıcan ve biberden çok güzel bir salata yaptım. Bu salatayı da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, közlenmiş olan patlıcan ve biberleri miktarı tamamıyla size kalmıştır. Yiyeceğiniz miktarda. İnce ince bıçakla doğrayalım. Aynı şekilde kırmızı biberleri de. İnce bir şekilde doğradığımız maydanozları, soğanları salata tabağımıza alalım. Damak tadınıza göre salatamızı lezzetlendirelim. Zeytinyağı, limon, tuz. Güzelce harmanlayıp salatamızı artık yemek için hazırdır. Evet, hemen közlenmiş salatayı yemek için bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi kışlık yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Kışlık derin dondurucu nasıl saklayacağız? Evet, közlediğimiz patlıcanları, biberleri temizledik. Temizledikten sonra ince ince bu şekilde bıçakla doğrayalım arkadaşlar. Çok iri olmayacak şekilde. Evet, kırmızı biber, yeşil biber,
sarı biber, onları da aynı şekilde doğrayalım. Acı seviyorsanız acı da ekleyelim. 10 kilo patlıcandan elde ettiğim közlenmiş patlıcan arkadaşlar. Koca büyük bir tepsi doldu. Tartmadım ama oldukça bana yetti. Fazla bile geldi. Bu patlıcanlardan şimdi bir miktarını derin dondurucuya saklayacağım. Sizlere bunun tarifini anlatıyorum. Geri kalan patlıcan ve biberlerden de çok güzel bir sos yaptım. Müthiş lezzetli oldu. Ve ayrıca marketlerde hazır satılan patlıcan konservesinden yaptım. Mutlaka bu tarifleri de denemenizi istiyorum arkadaşlar. Bu tarifleri de daha sonraki videolarımdan izleyebilirsiniz. Bunun için kanalıma şimdiden abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım tariflerim sizlere bildirim olarak gelsin. Bu sayede tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Ayrıca buraya kadar da izlediyseniz lütfen yorum kısmından beğenme, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Evet, şimdi kışlık salatamız için dilerseniz arkadaşlar 2 tane domates doğrayabilirsiniz. Yaz domatesi, 1 tutam maydanoz, damak tadına göre iri kaya tuzu ve yaklaşık 1 çay bardağına yakın zeytinyağı. Hepsini büyükçe bir derin kabımıza alıyoruz. Doğradığımız sebzelerimizle birlikte güzelce harmanlıyoruz. Daha sonra bu şekilde buzluk poşetlerine 2'şer kaşık dolduruyoruz ve incelterek poşetlerimizin ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde buzluk poşetlerine pay edelim arkadaşlar. Ben yaklaşık 5 buzluk poşeti elde ettim ve güzelce ağızlarını bu şekilde kapattım, incelttim ve daha sonra derin dondurucuya kaldırdım. Evet, diğer tariflerde bunlar arkadaşlar. Bu tariflerimi daha sonra paylaşacağım. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Bu hazırladığımız derin dondurucudaki salatamızı nasıl kullanacağız? Çıkardıktan sonra tavada biraz zeytinyağı ile soteledikten sonra salatamızı dilerseniz yoğurtla da yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde sade kullanabilirsiniz. Yemeklerin yanında salata olarak, meze olarak kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Eğer dondurucuda yerimiz yok derseniz kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatıp yarısına kadar su doldurduktan sonra kaynatarak şişeleri vakumlatabilirsiniz. Bu da bir alternatif, sizlere göstermek istedim. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir başka yayında farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.